Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de Cisco Packet Tracer üzerinden gene routerlarımıza IP atamaları yapacağız. İki bilgisayarı haberleştireceğiz. İki router bağlayacağız. Bu tarz işlemler yapacağız arkadaşlar. Bir routerımızı koyduk arkadaşlar. Bir tane bilgisayar koyduk. Bir tane daha koyduk. Hatta bu bilgisayarı şöyle alalım. Bir tane de switch koyalım arkadaşlar. Buraya bir bilgisayar daha koyalım. İlk örneğimizde switch'i kullanmayalım arkadaşlar. Bu şu dursun bunlar. Şimdi network ID'leri hatırlarsanız burada connection'lardan automatic connection'ı seçiyoruz. Network ID'lerden hatırlarsanız arkadaşlar şimdi bunların bir ID'lerini ayarlayalım. Şimdi burası 192 168 bir de network olsun arkadaşlar. Router'ın iki bacağı ayrı network yapıyoruz. Farklı networkler alıyor. Switch'te aynı networkler alıyor arkadaşlar. 192.168.2 ile network'ümüz de bu aralıktaki network'ümüz olsun arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımıza diyelim ki 192.168.1.1 IP'si vereceğiz. Diğer bilgisayarımıza ise 192.168.2.1 IP'sini verelim. Router'ın bu FA00 yazar burada arkadaşlar. Fast Ethernet'in kısaltmasıdır. FA. Arkadaşlar işte 00. portu, 01. portu. Şimdi 192, 168, 1, 254 diyelim. Buradaki bağlantımıza. Burada da 192.168.2254 diyelim arkadaşlar. Ve bunların konfigürasyonunu yapalım arkadaşlar. Router'a ilk koyduğumuzda default olarak bacakları gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar. Bizim bunları açmamız gerekiyor. Şimdi en başta bilgisayarımıza desktop'una giriyoruz. IP konfigürasyonundan IPv4 192.168.1.1 adresini veriyoruz. Bilmediği network olursa hangi gateway'i kullansın? Burada default gateway adresimiz. Router'ın Fast Ethernet 00 bacağı arkadaşlar. 192.168.1.254 veriyoruz buraya. Mesela ikili network yazdık. Gidecek 192.168.1.254'e soracak. İkili network'e götür beni diye. Ama kendi arasında 192.168.1'li bir network ise kendi içinde işlemini yapar. Bu bilgisayarı da verelim arkadaşlar konfigürasyonunu. 192.168.2.1. Bunun default gateway'i 192.168. 2254 verdik. Şimdi bu bacakları açalım arkadaşlar. Şimdi buradan gene configure terminalimize geldik. Enable modumuza geçiyoruz. Sonra configure terminal diyoruz. Config moda geçtik arkadaşlar. Şimdi bundan sonra Fast Ethernet 00'ın interface'ine konfigüre edeceğiz. Ona IP atacağız. Ondan dolayı int yazıyoruz. Taba bastığımızda interface gördüğünüz gibi. FA yazıyoruz. Taba bastığımızda Fast Ethernet. 0 slash 0 dediğimizde o bacağı işlemlerine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada da conf if dedi işte. Interface kısaltması. Interface'in konfigürasyonu. IP diyoruz. Adres. IP adresimiz 192.168.1.1.
168, 1, 254. Boşluk bırakıyoruz. Subnet maskine giriyoruz arkadaşlar. 255.255.255.0 Class C. Gördüğünüz gibi. Enter diyoruz. IP adresini verdik. Ama bacak açılmadı. Ondan dolayı bacağı açmak için, o interface'i açmak için no shutdown diyoruz arkadaşlar. Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi yeşile döndü. Açıldı. Şimdi exit dediğimizde config moda geçtik. Tekrardan interface. Yine uzun uzun yazmak yerine int fa 0 slash 1 de diyebiliriz mesela. Diğer interface'e girdik. IP adres. Yine kısa yazımlarıyla yapıyorum arkadaşlar. 168.2.254. Tabi subnet maskini istiyor. Yazdık. Mesela yukarı bastığımızda önceki yazdıklarımız gelir arkadaşlar. O bölümdeki ok tuşlarına. Bu da bize hız katıyor tabii ki. No shutdown deriz. O bacağı da açtık arkadaşlar. Şimdi exit diyelim. Enable moda geçelim hatta. Şimdi mesela buradan bir ping attığımız zaman 192.168.2.1. Bir önceki dersten hatırlarsanız hani ARP broadcast'i gönderiyor. İlkinde gönderdiği zaman bunun MAC adresini bilmediği için ilkinden timeout alıyoruz. Arada router olduğu zaman. Ve iletişimi sağlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki ICMP paketlerimizde. Şimdi burada show IP root diyelim. Gördüğünüz gibi burada connected olan 192.168 birli network diyor bu. Ve 192.168 ikili network burada gördüğünüz gibi direkt olarak bağlı diyor. Bunları biliyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şunu yapalım. Biz bu router'a uzaktan bağlanmak istiyoruz. Telnet ile bu bilgisayarla bu bilgisayara bağlanmak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Hani bunları görelim arkadaşlar. Şimdi bir router'ı konfigüre etmek için şimdi biz burada üzerine tıklayıp direkt command görebiliyoruz ama bildiğiniz gibi router'ların böyle bir command line'ı yok arkadaşlar orijinalde. Ondan dolayı bir bilgisayar bağlanır. Ve bu burada gördüğünüz gibi konsol bağlantısı vardır. Tutarsınız. Fast Ethernet'inden değil, RS-232'sinden konsol bağlantısını yapıyoruz. Bu bilgisayarı açıp terminal dediğimiz zaman gördüğünüz gibi router'ın içine bağlantı kuruyor arkadaşlar. Direkt olarak. Aslında bütün işlemleri bu bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Hani ama hani kolaylık sağladığı için bize direkt üzerine tıklayıp yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama normal hayatta bir bilgisayarı konsol bağlantısıyla bağlanır seri olarak. Ve router'ın direkt içine girilir bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün işlemler burada aynı bildiğiniz terminal ekranımız karşımızda. Şimdi bunun password istemesini yapalım arkadaşlar. Yine enable moda girelim. Configure terminale girelim. Bir tane enable şifresi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bağlantı kurulduğu zaman enable modu mesela telnette geçiş yapılmıyor arkadaşlar. 3 modda da 3 tane modu vardır bunun. Geleceğiz diğer modlara da. Şimdi enable secret'ımızı bir verelim arkadaşlar. Enable secret'ımız Cisco olsun. Bunu
bunu tanımladık. Line diyoruz arkadaşlar. Console. 0 diyoruz. 0. bilgisayar. Bir tane konsol bağlantısı olacak bunda. O anlama geliyor buradaki 0. Giriyoruz. Gördüğünüz gibi config line. Line'ı konfigüre ediyoruz. Burada. Password diyoruz arkadaşlar. Mesela ne dedik? Console dedik. Password'ımız da console olsun. Console bağlantısında. Login diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çıkış yapabiliriz arkadaşlar artık. Şimdi mesela terminal bağlantımızı keselim. Tekrardan bağlanalım. Direkt açıyor. Bir dakika. Bağlantıyı kestik. Kurduk. Buradan terminali açtığımız zaman gördüğünüz gibi password soruyor bize arkadaşlar. Password'ümüz neydi? Console. Console yazdıktan sonra gördüğünüz gibi user ekranımız karşımıza çıkıyor. Ondan sonra enable dedik. Bu sefer enable'a geçmek için yine bir enable secret şifremizi istiyor. Bu da Cisco'ydu. Bunu da yazıyoruz. Enable modumuza geçtik arkadaşlar. Conf.t diyelim. Gene configure terminal'e geçelim. Telnet bağlantımız vardır arkadaşlar. Hani bir bilgisayar üzerinden telnet yazarız, boşluk bırakırız. Hangi router'ı mesela burada bu bilgisayardan bir telnet bağlantısı kurmak istiyorsak 192.168.1.254 deriz. Yani telnet 192.168.1.254 dediğimiz zaman bu terminal ekranı karşımıza çıkar. Ama onun öncesinde bizim tabi router'ımızı konfigüre etmemiz gerekiyor bunun için. Bunun içinki komutumuzda VT'ye, özür dilerim, line VT'ye 0 4 diyoruz arkadaşlar. Bu 4 bilgisayara kadar mesela. 02 dedik. 0 1 2 3 bilgisayar olarak hani burada geçerli oluyor arkadaşlar. Bu genelde hani 04 sınavlarda falan hani hep 04 çıktığı için hani biz 04 olarak alışalım. Arkadaşlar. Password diyoruz gene aynı şekilde. Mesela uzak bağlantısı uzak dedik şifremize. Login diyoruz. Yani bağlantı için password'ümüz bu. Bağlantısını açıyoruz. Ve hani bu kadar. Bundan sonra telnetle bağlantımız oluyor. Bir de bağlantı şeklimiz arkadaşlar AUX. Line AUX 0 diyoruz. Şimdi peki line AUX nedir arkadaşlar dedim. Bakın burada bizdeki modda bir zoom girelim. Burada gördüğünüz gibi AUX bağlantımız buradadır. Konsol bağlantımız buradadır. Şimdi AUX bir modeme bağlanır arkadaşlar. Ve bir bilgisayara da modem bağlanır. Bilgisayar bu modem üzerinden bildiğiniz hani telefon numarası tuşlayarak bu router'ın modemini arar. Aramadan sonra arasına bir bağlantı kurulur arkadaşlar. Bu hani çok acil durumlarda bazı router'ları hani önemli router'ları telefonla bağlantı üzerinden AUX bağlantılarını kullanabiliyorlar arkadaşlar. Modem iki bilgisayar modemlerle işte telefon aramasıyla dial-up şekilde iletişim kurar arkadaşlar. Bu da AUX bağlantı şeklimizdir arkadaşlar. Password'ümüz de telefon olsun. Yine login diyoruz. Şimdi bu router'ımızı kapatalım. Diyelim ki bu bilgisayardan biz bu router'a bağlanmak istiyoruz. Şimdi nasıl yapacağız yani? Telnet diyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakıyoruz. 192.168.1.254 dediğimiz zaman User Access Verification bize şifremizi soruyor.
Neydi şifremiz? Uzaktı arkadaşlar. Uzak. Verdik. Gördüğünüz gibi router ekranı karşımıza. Enable'a geçiyoruz. Şifremiz Cisco'ydu. Yani bu şekilde uzaktan router'ları konfigüre edebiliyoruz arkadaşlar. 3 modda da, 3 erişimde de user modda açılıyor arkadaşlar. Enable secret şifre ile enable şifrelemesi yapılmalıdır. Yoksa enable moda girilemez arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi mesela enable modda biz diyelim ki show. Bakın burada da gene taba bastığımızda karşımıza çıkıyor. Run, running config dosyamıza bakalım. Running config dosyamızda gördüğünüz gibi interfacelerimizin IP adresleri yazıyor, her şey açık. Burada mesela konsol bağlantımız linecon demiş, sıfır demiş. Gördüğünüz gibi. Password console, password telefon, password'ümüz uzak. Bunların hepsini görebiliyoruz buradan arkadaşlar. Peki biz bu password'leri direkt bu şekilde görünmesini istemez isek ne yapacağız arkadaşlar? Hani, bu şifreler burada hani her ulaşan her ne şekilde ulaşıldığını biz bunu göstermek istemeyiz açıkçası hani running config'imizde. Ondan dolayı service tabii konfigürasyon moduna geçiyoruz. Service password encryption dediğimiz bir komut var. Bunu yaptığımız zaman, enter'a bastığımız zaman bundan sonra o şifreler okunamaz bir şekilde dönüştürüyor arkadaşlar. Mesela çıkalım şimdi bundan. Gördüğünüz gibi şimdi show run diyelim. Running config'imizi gösterelim. Gördüğünüz gibi hani burada değiştirdi arkadaşlar. Telefonu değiştirmemiş. Onun için diğerlerine password'leri bu şekilde okunamaz yapıyor arkadaşlar. Bilgisayara geri dönüş yaptı. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Buraya bir tane switch bağlayalım. Switch'imizi alalım. Bağlantımızı keselim buradan. Şimdi bu şeyimizi 192.168.1.1 nokta 2 olsun arkadaşlar. Bunu da hemen şey yapalım. Konfigürasyonunu yapalım. 192.168.1.2. Default gateway'imiz neydi arkadaşlar? 192.168.1.254'tü. Hani router'ın bacağı. Bunları switch'e bağlıyoruz. Switch'i de direkt router'ın 00'a bağlıyoruz. Evet, açılmasını bekliyoruz şu an turuncu. Bir loop var mı onu kontrol ediyor. Onu bir dahaki derslerde göreceğiz. Açılacak arkadaşlar. Şimdi bu bacağımız açıldı. Bu bacak açıldı. Burası da açıldı. Evet. Şimdi mesela ikinci bilgisayarımızdan gene 192.168.2.1'e ping atalım. Atmadan önce burada bir show IP route diyelim.
192, 168, birli network. Hani ikinci bilgisayarı bağladık. Hani tek tek bilgisayar göstermiyor zaten bu bağlantılarını. Hani direkt network'ü. Hani bu network burada, bu bacağımda, bu network bu bacağımda. Bu network'e bir şey gelirse bu bacağıma göndereceğim. Fast Ethernet 0.1'e göndereceğim. Eğer 192.168 birli network ile ilgili bir şeyse bu bacağıma göndereceğim şeklinde oluyor arkadaşlar. Mesela şimdi gene 192 ping atalım şeye. PC birimize. 92.168.2 1'e. Gördüğünüz gibi. Şimdi timeout almadan, çünkü router bildiği için neyin nerede olduğunu direkt attık arkadaşlar. Bir de 1-1'e atalım arkadaşlar. Arada bir fark var arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Bu aradaki fark TTL. TTL dediğimiz burada 127. Burada 128. Şimdi arkadaşlar 128 hiç bir router yoksa arada 128 olur bu arkadaşlar. Eğer ki bir router varsa 127 diye düşer. İki router varsa, iki router'dan geçiyorsa 126'ya düşer arkadaşlar. Şimdi mesela açalım komut şeyimizi. Ping diyelim www.google.com. TTL değerimiz kaç? 49 arkadaşlar. Yani 128 eksi 49. Hemen bir kalk diyelim. 128'den 49'u çıkarırsak arada 79 tane router üzerinden geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google'a erişmesi için. Bunu bu şekilde, yani bu TTL değerini anlayabiliriz arkadaşlar ne olduğunu. İşte erişimleri işledik. IP atamalarını gördük. İsterseniz bugünkü dersimizi bu kadar yapalım. Bir dahaki dersimizde de iki tane router bağlayıp aralarında işte routing yaptıralım. Sonra bir tane şey bağlayalım, server bağlayalım, ona TFTP'den dosya gönderelim. Bu tarz işlemleri de bir dahaki derste yapalım arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.